büyük bir güç olmadı. Hiçbir zaman amcam dayım olmadı. Bir erkek gücü olmadı. Hı hı. Sadece sesimin, sevenlerimin inancıyla geldiğim bir noktadayım. Hı hı. O yüzden o kadar büyük bir şeye sahibim ki zaten his olarak ve enerji olarak. Zaten maneviyat inancı bu. Hiçbir şey moralimi düşüremiyor. Aşkın götürdüğü ve maneviyatın götürdüğü bir yol var zaten. Ve bunun farkındaysan. Evet. O İnsan zaman daha çok etmek çok güzel bir aşk bence. Yani aşk çeşitleri var. Çeşitleri var tabii. Seçiminize bağlı. Ama aşkı kabul etmek çok önemli. Yani tabii. O aşkı kabul etmeyip de işte deyip insanların. Dünya zaten savaş filan deyip. İnsanların evet. O zaman onlar işte hayatlarını karartıyor yani neyin evet. Aşkı olursa olsun aşk sonuçta. Evet. Şimdi o konuya geldik. Bir gün böyle bir mağazaya gittim yıllar önce. Neyse kıyafet deniyorum. Oradaki çalışan bir takım güzel ve genç kızlar. Bir tanesi geldi dedi ki Hülya Hanım dedi bir arkadaşımız var. Hande dedi inanılmaz sesi var dedi. Ben de orada kabinde giyiniyorum ama. Aa öyle mi dedim. Dinlemek isterim tabii ki dedim. Neyse Hande geldi. O zaman o size servis versin dedi. Hande sağ olsun bana o arada işte bir şeyler veriyor. Ben giyiyorum çıkarıyorum. Ben derken Hande dedim bir şarkı söyle ben bu arada giyinirken de dinlemiş olurum dedim. Hande şarkıya başladı. Hangi şarkıyı söylüyorsun? Yalnızlık senfonisi. Bir de. Evet. Bir de. Ben ne giyiyorsam orada böyle bir inanın tamamlayamadım giyinmemi. Bir an evvel çıktım o kabinden ve sonra ne oldu hatırlamıyorum. Sonra ben hiç unutmuyorum. Yani ben hatırlıyorum da Sezen kısmını. Yani ben benim unutmamam normal orası zaten. Orası ne oldu? Evet. O sırada mağazadan çıkarken ben arayacağım dedin sen ve ben de şey dedim çok duydum bunu dedim. Çünkü birkaç kişi daha söylemişti bunu bana ve hayal kırıklığı yaşamıştım. Biraz acaba... aslında hani hatırlaman için söyledim onu özellikle iyice. Sen hani... de az değilsin. Yok ama ben söz verdim. Ama evet işte. Gerçi yani, vermiştim o zaman farkı yani orada. Estağfurullah ama. Zaten ama dinleyip ilgilenmem bile bir özel bir durumdu çünkü... Şimdi vaktim yok da diyebilirdin. O tamamen senin insani yanındı zaten ve çıkarken arayacağım dedim. 5 dakika sonra arayıp aldım randevuyu ben dedim ve ben inanamadım o anda bunu bu kadar çabuk olduğuna. Ara telefon bekliyor Sezen Aksu dedim ve ben titriyorum orada. Yani nasıl arayacağım ben şimdi Sezen Aksu'yu diye. Ama Sezen de hemen dedi. Ve ben 2-3 aydır arıyordum ve not bırakıyordum. Asla ulaşamıyordum. Aradım yine aynı sekreter. Sezen'e mi yine not bırakıyordun? Evet yine ben bu sefer. Sezen. Bu sefer sekreter açtı telefonu. Dedim Sezen Hanım'la görüşebilir miyim? 1 dakika dendin. İlk kez yani o kadar zamandır bekliyordum. Kilit açıldı. Çok heyecanlı. Evet. Senin yerinde basıldı. Olmak istemezsin. Bir baktım Sezen Hanım çıktı telefona. Evi tarif ediyor. O kadar tatlı ki, o kadar doğal evet, ki. Ben o sırada evin tarifini yazamıyorum heyecandan. Ses aradığı için deli gibi. O evet. Yüzden sen ulaşamamışsındır. Çok aynen. Yoğun olduğunu aynen. Düşünüyorum. Aynen. Zaten şöyle çuvallarla mektuplar buldum ben gittiğimde. Buyurun. İşte. Beni vokale alın mektupları. Ben böyleyim. Ben sizden şanslıyım diye. Şöyle çuvallar. Almayabilirdi ama seni. Tabii ki. Kader. Almayabilirdi. Yani Sezen hani ben gönderdim diye... Hiçbir tabii, şekilde tabii kendini de hiç kimsenin de riske etmezdi yani sonuçta tamam ben bir aracı oldum ama beğenmeyebilirdi seni. Tabii ki umut vermek falan. Sonra ne yaptınız orada o anda? Tabii riskli. Tabii. Sonra ben bekliyorum dedi evde bir görüşelim hem sesini dinleyeyim dedi. Ben o saatten sonra benim kulaklarda böyle bir dünyadan koptu, dünyadan koptu. Sırtımda 2 kanat eve uçarak gittim ben. Ertesi gün beni bekliyorlar. Hayatımda ilk kez sakinleştirici içtim. Çünkü titriyorum, duramıyorum ve şarkı nasıl söyleyeceğim. Düşündüğüm an her şey iptal. Sakinleştiriciler de bana yan etki yaptı. Daha kötü oldum ben. Çünkü hayatımda hiç içmemişim. Yani 17 yaşında anne olmuşum. Bu kadar hani o da beni çok mesela travmamdır o benim çok erken olan bir durumdu. O bile beni bu kadar korkutmadı yani. Çünkü ya olmazsa korkusuyla gittiğim için. İki sakinleştiriciyi içtim ben. Gittim. Kapıyı çaldım. Buyurun bekliyorlar dediler. Rahmetli Uzay Yaparı vardı. Nur içinde yatsın. O zaman Ahmet Bey vardı. Ahmet Utlu'yla evliydi Sezen Hanım ve hadi gel dedi. Piyano da var, keyboard da var. Bize söyle dinleyelim seni. Ben tutayım bülbül.
Tabii dinleyeceksiniz eğer hatırlarsam bir şeyleri. Ne oldu sana dedi. Ben dedim şu an nutkum tutuldu. Konuşamıyorum, şarkını söyleyeceğim dedim. Olsun sen dedi mırıldan bağır ben anlarım dedi. Ben söylüyorum yarısı yok sözlerin. Sen çık diyor, bağır diyor ben anlarım, çıkabiliyor musun? Sana? Yine yalnızlık senfonisindeyiz. Birazcık mırıldansana hadi. Birazcık mırıldansana ne olur. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme korkmuyorum. Uy. Evet. Sonra bir an o ana gidip geldik mi? Dejavu oldu. Evet. Mağazadayız. Yemin hani sevmem böyle tüylerin diken diken oldu demeyi ama üşüme geldi. Ve sonra sanki bilmiyormuş gibi dinliyorum. O kadar güzel ki. Bir şarkı daha dedi deneyelim. Bir tane daha. E tamam dedi sen dedi bayağı. Sen dedi emin misin konservatuara gitmediğinden dedi. Yok dedim ben yani ailem müzik yapmamı bir taraftan istemiyor çünkü korkuyorlar ve ben evliyim, çocuk var, durumlar böyle. Nasıl olacak dedi. Ya olacak dedim yani nasıl olsa sizin de çocuğunuz var. Siz de aynı yollardan geçtiniz. Ben dedim tamamen sizi örnek alıyorum dedim. E tamam o zaman dedi bir ay sonra konserimiz var bekliyoruz seni dedi. Ben tekrar kanatlarımla çıktım oradan. Geldim mağazaya. Ben dedim Ali Bey işi bırakıyorum. Nereye gidiyorsun çok dedi. Çok erken bırakmışsın. Ali Bey ben dedim Sezen Aksu'nun yanında başladım biliyor musunuz? Burada dedim Hülya Avşar'la tanıştım ve o yaptı bunları falan anlattım. İnanılmaz gurur duyarım seninle dedi. İnşallah buraya alışverişe gelirsin. Senin sahne kostümlerini veririm dedi. Hayat. Ve beni oradan gerçekten o kadar güzel yolcu etti ki. Rahmetli Ali Bey de rahmetli oldu maalesef. Allah amin. Ve ben Sezen Aksu'nun vokalinde kendimi Beşiktaş'ta büyük bir açık hava konserinde kendimi sahnede buldum. Önümde Sezen Aksu, Levent Yüksel, Sertab Erener şarkı söylüyor. Yani herkes kendini parçalıyor. Yeter ki onursuz olmasın aşk dönemleri. Ve ben sahnedeyim. Diyorum ki yani böyle bir hediye olamaz diyorum. Yani ben şu anda 3 gün önce mağazadaydım. Şu anda bunu yaşıyorum. Bunu taşımam lazım. Bunu öğrenmem lazım. Burada kalabilmem lazım. Ve buradan ilerlemem lazım. Sonra? Ve sonra gerçekten de Sezen Aksu'nun 2 sene hem asistanlığını hem vokalistliğini yaparak yanında zaten çok büyük bir eğitim aldım. Asistanlığını da yaptım. Tabii asistanlığını da yaptım. Çok şey öğrendim sağ olsun iyi ki var. Çok şey öğrendim. Sonra da dedim ki artık ben hani sahnede şarkı söylemek istiyorum. Biraz pişmem gerekiyor. Vokal olarak bir yere kadar pişebiliyorum. Barlarda işte bir yerlerde. Albüm yapmadı ama değil mi Sezen o arada? Yok yapacağız sana dedi ama biraz evet pişmen gerekiyor. O dönemde ben de zaten özel kaçtın. Sahneye evet sahneye çıkmaya başladım. Kendi işlerime gitmeye başladım. Bir süre ayrıldım. Ama hep iletişimimi sürdürdüm. Seni de izlemeye gelmiştim hatta İzmir'de konsere, fuarda. Sonra barlardan sonra albüm yapmaya karar verdim. Çünkü herkes artık sen de albüm yap, seni de duyalım, senin de işte şarkıların olsun. İlk şarkın hangisiydi? Yalanım Batsın. O da çok güzel bir şarkı yalnız. Evet, çok büyük ses getirmişti gerçekten. Çok, çok yeni bir tarzdı. Senin yaptığın bütün şarkılar güzeldi ilk çıktığın an itibariyle. Gerçekten dikkat çekiyor. Yani şarkı evet şarkıya takığım ben yani iyi bir şarkı olsun ondan sıkılmamalıyım. İşte yıllarca söyleyeceğim insanlar sıkılmamalı. Yani 10 yıl sonra biz bu kadını niye dinledik dememeli. Ben bu tür kaygılarla bunları hep silmeye çalıştım müzik yaparken hayatımdan. Peki bir şey söyleyeceğim. 16 yaşında niye anne oldun? Yani çok sevdin, aşık mı oldun? Ya da ne bileyim kaçtın mı? Kaçtım. Ne oldu? Kaçtım. Şöyle kaçtım. Müzik yapmamı istemedikleri için ailem. Şimdi ne diyorlar? Şimdi ne diyorlar? Şimdi tabii çok mutlular. Şimdi çok mutlular. Uzun zamandır çok mutlular. Çünkü neden? Başıma bir şey gelir. Koruyamayız diye. Aslında annemle babam ayrıldığı Nerelisin? İçin. 4 kuşak İstanbulluyuz biz. Evet. Ama annemle babam ayrılınca 2 de kızız. Korktular yani nasıl şarkıcı olacak diye. Ben de anne beni tutma diyordum. Yani ben şarkıcı olacağım beni tutma. Tutuyordu beni. Allah çıkarmıyor, Allah, yolmuyor, bir... hiçbir şey yapamıyorum. Azim. Anneciğim dedim bak yapma ben evden kaçacağım. Kaçtın mı niye evlendin? Kaçtım 17 yaşındaydım.
bir 15 kere falan kaçtım ben evden. Her seferinde karakoldan geri alınıyorum. Çünkü kimliğim yok ve küçüğüm. Bir şekilde arkadaşımın evindeyim. Aslında bir şey değil. Sadece o bir isyan, o bir karşı çıkış. Asla tabii bunu önermiyorum. Çarpı koyuyorum anlattıklarıma. Ama müzik yapacağım. Niye bana hani izin vermiyorsunuz? Müzikle ilgili birileriyle tanışacağım. Birileriyle yan yana geleceğim. Buna izin verin. Ama o izin verilmedikçe... Zaten kaçarak da başaramamışsın. Kaçtım evet. Kaçmayarak başarmışsın. Evet. Kaçarak kaçtım da ne oldu? Olmadı. Tesadüf biz karşılaşınca aynen. Oldu. Daha olumsuz bir yöne doğru gittim. Evlendim o yaşta. Düşün. Hamile kaldım. Gerçi her şeyde bir hayır var. İyi tabii ki öyle Allah oldu. Bağışlasın. Şu anda oğlum var. 28 yaşında. Olabilir. Benden büyük oğlum var. O yüzden 17 yaşında böyle bir şey olunca birdenbire başka bir hayata sürüklendim ben. Çocuklu anneli, anne olmuş çocuklu bir kadın. Çocuğunla ilgilenebildin mi o dönem hiç? Tabii ben baktım yani, zaten çünkü yeni doğduğu için. Ünlü olduğun zaman hani yavaş yavaş tanımaya başladığında çocuk... Ünlü olduğumda çağım zaten artık kaç olmuştu? Bayağı bir büyümüştü. 90 doğumlu. 12 filan da 10-11'di. Sonra... O yaşına kadar zaten ben ve annem birlikte baktık. Annem çok destek oldu, annem olmasa. Ben zaten tabii. Altını temizlerken bile ağlıyordum. Yani bir yerine bir şey yapacağım, nefes alamayacak, bir şey olacak. Çok korkuyordum. Annem çok yanımda oldu. Sonra kocayı ne yaptın? Kocayı attım. Zaten devam ediyor deseydin senin gerçekten heykelini bir yere dikerdik herhalde diye düşünüyorum. Oh maşallah. Oh, kimsenin, ya da o kocayı tanımak kimsenin isterdim. Kimsenin öyle bir heykeli olmayacak. Ya da diyorum ya o kocayı tanımak isterdim. Yani. Gerçekten ya da bir şey olması ya menajerliğini yapıyor olması öldü. Lazım. Öldü. O yüzden evliyiz öldü. Değil şaka yapıyorum. Hep... Hani ölünce ancak sürebilir gibi. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bazı ilişkiler şöyle devam edebilir mesela senin menajerliğini üstlenmiştir o sana destek veriyordur o zaman bile hani diyelim ki iş ilişkisi de o zaman bile devam etmez değil mi etmez iş yani. İlişkisine dönüşüyor o zaman da iki erkek arkadaş gibi olabilirsiniz yani asker arkadaşına dönüşebilir oluyor o zaman ya evet işkence resmen olmuyor yani ne iş ne aşk kadın erkek anlaşamıyor. Bugünkü gelince... programdan bunu anladık. Evet. Bu. O noktaya geldiğinde o ünlülük şey yani ünlü olmaya başladığında mı kocayla? Yok Sezen ayrı... Hanım'la ben vokal yaparken bizde zaten başladı çatırdamalar. Güvensizlikler başladı. Onun bir kıskançlıkları çok işimle doğru, ilgili. Ama ben o kadar şeyim ki işe gidip eve dönüyorum aslında. Ne yapıyor şimdi? Şimdi evli. İkinci, aman çok evet, şükür yerini buldu diyorsun. Tabii ki çocuğu falan var. Çok da mutlular, çok güzel. Maşallah. Harika, aynı. Oğlanın kardeşin olması da iyi bir şey. Tabii, yani, kardeşi oldu. Kaç çocuğu oldu sonra diğer bir için, tane, bir tane. Bir tane, Allah kız bağışlasın. Kardeşi var. Amin. Ama bir şey söyleyeceğim, yani işimi yapıp evime gidiyordum. Ama ister istemez tabii ki karşı tarafta bir kaygı oluyor. Çünkü büyüyorsunuz siz gözünün önünde. Acaba bir şey mi var? Halbuki benimki tamamen işkoliklik. Hem gündüz asistanıyım hem akşam konserdeyim. Yani aslında beni ben bile göremiyorum. Böyle bir sürece girdik. ve sonrasında da dedim ki ya ben zaten çocukça bir evlilik yaptım. Yani karakterlerimizin alakası yok. Birbirimizi hiç tanımadan evlendik. Tamamen flört, hoşlanma sebebiyle. Evlendik. Hadi canım sen de şimdi havaya girmişsin onu söyle kabul et. Hayır yani. Olur mu çocuk nasıl bile yaptım havaya? Ben. Değil. Çocuk bile yaptım derken. Çok farklı yani. Kişiler çıktık gerçekten. Yani ben mesela nasıl söyleyeyim bana diyor ki yurt dışına yerleşelim diyordu. Diyordum mesela orada yaşayalım diyordu. Diyorum ki niye orada yaşıyoruz? Çok mu kıskanıyordu seni acaba? Belki de başladı sonradan kıskançlığı bilmiyorum. Yani. Ha, bunu teklif ettiğinde Sezen'le birlikte miydin? Evet. Ha, o zaman artık, ha, oho yani, ya yemezler ben canım. Dedim ki bu ülkeyi bırakıp ben nereye gidiyorum kendi ülkemiz gibi. Bana ama zaten izin sen verirken. Sen onu yapsaydın yine heykelini dikerdin. Biri bana bunu anlatsaydı böyle diye. Sezen'i falan bırakıp gitseydin. Ama şimdi ben zaten ondan izin alırken Sezen Aksu'ya vokal için izin aldım. Sonuçta evliyim. Başka bir şey izin vokal. Vermek arka istemedi bir taraftan ama bir taraftan da dedi ki. Nasıl olsa bulamaz dedi hani. Nasıl olsa ulaşamaz. Sezen'e. Nasıl olsa da dedi bu iş olamaz dedi. Hani hedef gösteriyor gibi olmayayım. Adı ne?
Ayıp olacak eşine. Özür dilerim. Yok ama. Artık çok hani esprili bir durum var aramızdaki diyalog. Yani üzerinden 20 küsur yıl geçti. Duygularını. O da o zamandan bu yana ki duygularını anlıyorum. O zamanlar bir kişi var, o da seni sevmiyor. O beni o da o seni sevmiyor dermiş. Hem teşekkür şaka ediyorum. Yapıyorum. Hem teşekkür ediyorum. Hem de şunu söylemek istiyorum. Haklısın. Haklısın. Haberim yokmuş meğer bana söylenen biri var hayatımda. Kız senin yüzünden dermiş. Kız. Biraz öyle oldu ama. İyi ki de yapmış.